Pınarlar, sular, ulu su, ulu pınar, Hereken'in tarihi ulu pınarı. İlk kez burada elektrik enerjisi sudan elde edilir ve fabrikada kullanılır 180 sene önce. İlk özel teşebbüsün kurulduğu Hereke'deyiz ve ulu pınar gerçekten önemli. Ya gördüğümüz bu su sadece bir kaynaktan çıkıyor. 150 metre yukarıda asırlık çınarlar var. Burası koruma altına alınması gerekiyor. Hereke'deyiz, tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Özkan Karaman, 17.5.1938 doğumluyum. Alıcı'da emekli olduktan sonra başladım Sümerbank'tan. Bizim zaten anne baba mesleğimizdir bunlar. İşte bu halanede eşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız senelerce ondan sonra çalışmışlardı. Biz de o vesileyle Alıcı'da başladık. Buraya halıcılık Osmanlı zamanından geldiğini hatırlıyorum. Ben 7 yaşındayken vefat etti 1945 senesinde. Okuma imkanı bulamadım. Bizim çok yakın akrabamız Agah Bey diye birisi vardı, Doktor Albay. Beni okutmak istemişti. Vermediler. Buraya 12 yaşında fabrikaya girdim. Ve bizim fabrikada bilgili işçi kursu ismi altında kurslar düzenliyorlardı. Ve biz de o arada hem fabrikada çalışıyoruz çırak olaraktan, hem de o bilgili işçi kursuna gidiyoruz. Fabrikadaki tüm memurlar, fabrikadaki müdür dahil, fabrikanın doktorları falan da vardı o zamanlar. Onlar da derslere geliyorlardı. Halıcılık mahalle bakkallığı gibi bir şey oldu. Nasıl büyük marketler çıktı, mahalle bakkalları ondan sonra gitti. Büyük işler yapanlar, hatta yurt dışında yapanlar maliyeti düşürdüler. Bizim maliyetimiz yükseldi. Halı sonra maalesef öldü. Yukarı hareketten sabah akşam yürüyerekten gidip geliyorduk. İlk eşim fabrikada taharcılık yapıyorduk. Kumaşların gücülerden geçirilme işlemini yapılan bir daire diyelim, yani bir ünite. Orada çalışıyorduk çırak olaraktan. Bilahare fabrikada tabii aşama aşama biz dokumaya geçtik. Dokumacılık yapmaya başladık. Burada yemek yerdik, yukarıda fabrikada çalışırdık. Boru çalardı. Fabrikanın borusu çalardı. Yemek paydosu saat 12'de çalar. Bir saat yemek paydosumuz vardı. Burada yemek yerdik. Burada yemek yedikten sonra çocuk değil miyiz? Oradan kayaraktan geçerdik buradan. Ve ondan sonra burada kıyılarda yüzerdik. Hatırladığım kadarıyla 1200 kişi falan olduğundan bahsederlerdi büyüklerimiz. Kızılay'ın kursları vardı. Kampları vardı burada. Kızılay'ın kampları vardı. Şu yamada Çimento'nun sosyal tesislerinin altında bizim bağımız vardı. Orada bağda biz yatmaya gelirdik. Üzüm zamanı. Ondan sonra bu çönenin üzerinde de askerler falan da vardı o zamanlar. 1945-46 seneler falan tahmin ediyorum. Askerler vardı. Ondan sonra çocuklar da oraya geliyordu. Şurada ileride Çimento fabrikasının olduğu yerde onların plajları vardı. Plajlarda yüzerlerdi. Yetimhaneler dediğimiz bunlardı yani. Onları hatırlıyorum ben. İyi günler.